Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önceki videoda da söylediğim gibi kemozmotik mekanizmayı öğreneceğiz. Ama önce birkaç bir şey anlatmak istiyorum size. Bir önceki videoda hatırlıyorsanız fotosentezi öğrenmiştik. Orada size demiştim ki kemozmotik mekanizmayı ayrı bir videoda anlatacağım. Çünkü hem kafa karıştırmasın hem de iki farklı organelde gördüğümüz için fotosentezle ilgili kısmını da anlatacağım. Mitokondriyle ilgili kısmını da anlatacağım. Ama şimdi neden bu hipotezi görüyoruz? Neden iki farklı organelde de karşımıza çıkıyor? Mantığı ne? Bunu bir öğrenelim. Aslında kemozmotik mekanizma bize şunu anlatıyor. ATP üretim yolunu anlatıyor. Yani iki organelde de, kloroplastta da, mitokondride de biliyorsunuz ki ATP üretimi var. Öncelikle bunu bir kavramanız gerekiyor. Mesela şu takılıyor sizin kafanıza. Hadi mitokondriyi biliyoruz. Görevi zaten ATP üretmek. Ama kloroplast ne alaka? Orada şöyle bir ince nüans var. Bir kere kloroplastta da zaten ATP üretimi oluyor. Ama kloroplast biraz bencil takılıyor. Yani diyor ki ben ürettiğim ATP'yi yine fotosentezde kullanırım. Ama mitokondri hücrede başka bir şey de lazım olursa ona gönderebiliyor. Aradaki fark bu. Fakat burada her ikisinde de ATP üretimini sağlayan mekanizma aslında zarlar arası hidrojen yoğunluğunun yarattığı, yoğunluğunun farkından kaynaklanan bir üretime dayanıyor. Yani cümleyi daha basit söyleyeceğim. Şimdi ikisinde de kemozmatiğin mantığı şu. Diyor ki zarlar arası ve farklı bir sıvıda, onun iç sıvısında hidrojen yoğunluk farkı oluşuyor diyor. İşte orada gerçekleşen elektron taşıma sisteminden kaynaklı ya da gerçekleşen olaylardan kaynaklı olarak diyor. Burada bir fark oluyor. Doğal olarak bu iki organelde görmemizin sebebi bu. Neden? Çünkü mitokondri ile kloroplastın ortak özelliklerinden en çarpıcı olanı ne? Tabii ki çift zarlı olması. O yüzden burada zaten zarlar arası dediğimiz bir kısım oluyor. Ve burada oluşan yoğunluğa dayalı olarak bu hipotez ortaya atılıyor. Şimdi hipotezin mantığını size anlatacağım. Bu tahtada bu kadar aslında karışık görünümlerine de bakmayın. Çok daha basit bir şekilde anlatacağım. Ama şunu önce kavramanızı istiyorum. Neden kemozmotik mekanizma hem kloroplast hem mitokondride? Umarım oturmuştur. Çünkü zaten hipotezin bize anlatmaya çalıştığı şey şu. Diyor ki zarlar arası yoğunluk farkı oluyor. Buna dayalı olarak da ATP sentaz dediğimiz bir enzim aracılığıyla ATP'yi üretiyoruz diyor. Burayı anladıysanız şimdi size özellikle fotosentez kısmındaki bu işte granalar, tirokoid, boşluklar, tirokoidler falan onu anlatacağım. Sonra bir de mitokondriyi arkasından diğer videoda birleştirip ikisini kıyaslayacağım. Ama önce gelin buradaki kısmı görelim. Şimdi kemozmotik mekanizmaya baktığımızda arkadaşlar önce şunu hatırlatayım. Bir önceki videoda izlemediyseniz lütfen geri dönüp fotosentezi izleyin. Çünkü orada şöyle bir şey öğrenmiştik. Dedik ki kloroplast şöyle çift zarlı bir tabii ki organelde ve burada sanki bozuk paraları üst üste dizilmiş gibi olan tirokoid kısmı bulunuyordu. Ya da grana dediğimiz ve bunun etrafında bulunan tirokoid zarlar bulunuyordu şöyle. Tabii bu iç sıvıya da biz stroma diyorduk. Öncelikle bunları iyi kavramanız gerekiyor. Yani organeli anlamadan bu mekanizma size zaten çok saçma ve karmaşık gelecektir. Kompleks gelecektir. Lütfen önceki videoya dönün. Eğer bilmiyorsanız fotosentez ya da çok oturmuyorsa önce o videoyu izleyin. Şimdi devam ediyorum. Burada arkadaşlar basitçe gösterdiğimiz şey aslında ne biliyor musunuz? Şu organeli daha böyle sanki mikroskopla yaklaşmışsınız da çok daha böyle basit bir şekilde görüyormuşsunuz gibi hayal edin. Mesela şimdi burası bizim stromamız arkadaşlar. Bakın şu dış kısım stroma. Yani aslında burası buraya tekabül ediyor. Şurada hani tirokoid zar dedim ya şöyle. Üçüncü bir zar sistemi olarak geçiyor bu. Şimdi bu zarlar arası kısımda şurası oluyor. Yani burası benim aslında tirokoid zar boşluğu kısmı. Tamam mı? Burası tirokoid boşluk, burası da zar kısmı. Şimdi buraya baktığımızda olay şu. Diyor ki fotosentezin mekanizması neydi? Işığın soğurulmasıyla başlıyordu. Çünkü zaten fotosentetik canlıların yaptığı şey ışığı soğurabilme yeteneği. Bunu kimin aracılığıyla yapıyorlardı? Pigmentler aracılığıyla. En meşhur pigmentiniz kimdi? Klorofil ve onun yardımcısı olan karotenoidlerdi. Şimdi bunları yapmak için yani güneşten gelen fotonlardan gelen elektronlara enerjiyi yakalayabilmek için kurdukları iki tane sistem var. Ben size bu sistemi de çok güzel bir şekilde anlatan, böyle benzetmelerle anlatan ayrı bir video daha atmayı düşünüyorum. Çünkü o da çok kafanızı karıştırıyor. Fotosistem 2 ve 1 mekanizması. Ama şimdilik burada daha basit kısmını söyleyeceğim. Bunlar şurası. Bakın fotosistem 2 ve fotosistem 1 dediğimiz mekanizma. Bu mekanizmalar ne biliyor musunuz? Önce fotosistem 2 çalışır, sonra 1'e aktarır. Bunlar aslında gelen güneş ışığının işte dalga boylarına göre oradaki elektronları emme kapasitesi olan böyle küçük farklı
fabrikalar olarak düşünün. Bunlardan önce iki çalışır, sonra biri aktarır. Tamam mı? Şimdi şöyle oluyor. Işık buradan geliyor arkadaşlar. Belli dalga boylarına göre bunlar emiyorlar. Hatta karotenoidler her zaman bu iki sistemde de, fotosistem 2'de de, fotosistem 1'de de arkadaşlar, merkezde hep klorofil vardır. Klorofil etrafında da karotenoidler vardır. O karotenoidler de yakaladıklarını klorofile aktarırlar ve klorofil asıl olayın merkezindeki adamdır. Şimdi burada fotosistem 2 ve 1'in ışığı, fotonları soğurmasıyla bütün olay başlıyor. Şimdi burada soğuruluğunda hatırlıyorsanız ilk baştaki yapılan olaylardan ve en önemli olaylardan biri suyun fotolize uğratılmasıydı. Suyun fotolize uğratılması ne demekti? Suyu ben hidrojenlerini ve oksijenini ayırıyordum. Tabii ki burada elektronlarımı da elde ediyorum. İşte burada oksijen atmosfere verilirken biz burada hidrojeni meşhur hidrojen kargo elemanımız, hidrojen taşıyıcımız NAD'a yüklüyoruz. NADP'ye yüklüyoruz. Bu fotosentezde NADP'dir. Ama şeyde mitokondride NAD olarak geçer. Elektronlara ne oluyor? Şimdi bizim anlamak istediğimiz, yoğunlaşmak istediğimiz bu videoda kısım elektronlara ne oldu? Elektronlar alınıyor burada arkadaşlar. Şimdi bunlar önce fotosistem 2'yi indirgiyorlar. Yani oraya gidiyorlar. Burada klorofiller, karotenoidlerin de soğurduğu, işte buradan gelen elektronlarla birlikte bunlar tın tın böyle elektron taşıma sisteminde taşınıyor. Meşhur ETS'den bahsediyorum. Şimdi bu fotosistem 2'den taşına 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 fotosistem 1'e de nihayetinde gelip uzaylar arasında dağılıyorlar arkadaşlar. Şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? Bunu da şöyle düşünün. Şimdi ben bir elektronum ve merdivenlerden, basamaklardan çıktığımı düşünün. Elektron taşıma sisteminden böyle bir merdiven basamağı gibi düşünün. Şimdi siz mesela 40 basamaklı bir merdivenden çıkıyorsunuz. Sonuçta merdivenin en başına artık ulaştığınızda yorulmuyor musunuz? Enerji kaybetmiyor musunuz? Terleyip dışarıya ısı vermiyor musunuz? Aynı şey elektronlara da oluyor. Onlar da her basamakta taşındıkça enerjilerini kaybediyorlar. Yani dışarıya enerji verip kendi enerjilerini kaybetmiş oluyorlar. İşte biz bu dışarıya verilen enerji sayesinde şunu yapıyoruz. Burada elektronlar sayesinde aldığımız enerjiyle stromada var olan arkadaşlar hidrojenleri trapoid boşluğa pompalıyoruz. Ruh hastası mı? Neden bunu yapıyor kloroplast? Şundan dolayı yapıyor. Hem burada stromadan getirdiği hidrojenler, hem de burada suyu fotolize uğrattığımız hidrojenler sayesinde burada bir hidrojen yoğunluğu yaratılıyor. Bak görüyorsun bir sürü hidrojen geldi. İşte burada diyorlar ki artık hidrojenler o kadar birikiyor ki, burayı bir daha söylüyorum nereden geldiğini. Hem burada suyu fotolize uğrattık hidrojenler geldi, hem de buradaki elektronlar taşınırken dışarıya enerji verdiler. Biz de bu enerjiyi hemen yakalayıp stromadaki hidrojenleri buraya çalıp getirdik. İşte burada hidrojenler birikti birikti ve bir süre sonra diyorlar ki artık biz burada çok biriktik ve burası bize yetmiyor. Biz geldiğimiz yere geri dönmek istiyoruz. Nereye? Stromaya geri gitmek istiyoruz diyorlar. Ve işte stromadan geçerken bu sefer arkadaşlar buradaki zar hidrojeni aslında geçirgen değil. Yani onu durduk yere geçirmiyor. Öyle enerji harcatmadan bir şey olmadan geçirgenlik sağlamıyor. Ve ona şu şartı koşuyor. Diyor ki madem stromaya çok geçmek istiyorsun, o zaman ATP sentaz dediğimiz bir enzim var. Bu enzimin içinden geçeceksin diyorlar. Hidrojen de mecburen tabii ki kabul ediyor. Çünkü stromaya çok gitmek istiyor. Burada çok sıkıştılar. O kadar çoklar ki doğal olarak difüzyon kurallarına göre çok oldukları yerden az oldukları yere geçmek istiyorlar. Ama biz onlara şart koşuyoruz. Diyoruz ki o zaman öyleyse ATP sentazın içinden geçeceksin. Bak şimdi enzimin adına bak. ATP sentaz. Sonu az da bitiyor bir enzim muhtemelen. İşte sentezleyen, yani ATP sentezleyen enzim. Doğal olarak arkadaşlar bu enzim sistemi aracılığıyla hidrojenler çok oldukları yerden az oldukları yere doğru geçiyorlar. Yani hidrojen farkını azaltmaya çalışıyorlar. İşte bu gradyant farkından dolayı hidrojenler buradan geçtiğinde ATP sentaz aktifleşiyor. Yani şunu yapıyor. Adenozin difosfata bir tane inorganik fosfat daha ekleyerek ATP üretiyor. İşte buyurun nur topu gibi bir ATP'miz oldu. Bunu anlatan mekanizma da kemozmotik hipotez olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi aslında o kadar da karmaşık bir şey değil. Ama önce şunun mantığını kurmanız gerekiyor. Neden kemozmotik? Hem mitokondride hem kloroplastta. Bunun anlatmaya çalıştığı şey ne? Anlatmaya çalıştığı şey ATP üretimi. İki organelde de karşınıza çıkmanızın sebebi mitokondrinin de kloroplastın da çiftzarlı olması. Zaten bu hipotezinde zarlar arası hidrojen farkına dayalı olarak ATP'nin nasıl üretildiğini anlatmasıdır.
Buna bağlı olarak biz iki sistemde de göreceğiz. Değişen tek şey ne olacak biliyor musunuz? Burada stromayla işte tilakoid demek yerine diyeceğiz ki matrix ve krista. Hani mitokondrideki. Ama onu bir sonraki videoda karşılaştıracağım, merak etmeyin. Şimdi o zaman ne oldu bu ATP arkadaşlar? Tabii ki hatta burada Kelvin'i de hatırlıyor musunuz? Bir önceki videoda anlatmıştık. Önce ışıklı evre, sonra Kelvin döngüsü oluyordu. İşte bunlar arkadaşlar Kelvin döngüsüne aktarılıyor. Tabii burada bizim natlarımızın getirdiği hidrojenler de var. Onlar da aktarılıyor ve Kelvin'in sonucunda bizim meşhur besinimiz üretilmiş oluyor. Bak doğaya da oksijen verdik. Oh ne âlâ, mis gibi. Her şey oldu, bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ATP üretimi burada hidrojen yoğunluk farkına göre oldu. O zaman başta neredeydi hidrojenler? Nereye getirilmek istendi? Son bir özet daha geçiyorum. Şimdi biz stromada hidrojenleri önce alıp tilakoid boşluğa getiriyoruz. Ama bunu getirirken öyle bedavadan getirmek yok. Enerji gerekiyor. Şimdi biz bu enerjiyi elektron taşıma sisteminden elde ediyoruz. Sonra bunları getiriyoruz ama hem bir yandan da suyu fotolize uğratıyoruz. İçeride bir hidrojen yoğunluğu oluyor. Doğal olarak bu yoğunluğa bağlı olarak bunlar stromaya geri kaçmak istiyorlar. Ve stromaya girerken de biz onlara şart koşuyoruz. Diyoruz ki ATP sentezin içinden geçeceksiniz. O zaman ATP sentez aktifleniyor ve ATP üretimi gerçekleşmiş oluyor. Umarım anlamışsınızdır. Yorumlar kısmında bekliyorum mutlaka. Bir sonraki videoda dediğim gibi mitokondriyi de söyleyeceğim. O daha basit gelecek ama bunu anladığınız için. Çünkü sadece isimler değişecek. Hani zarlar arası boşluk mantığını oturttuysanız zaten çok kolay olacak. Ondan sonraki videolarda nelerde zorlanıyorsunuz? Sınava hazır bu kadar çok az kalmışken mutlaka bekliyorum yorumlarınızı. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.